Mesela halen de öyle. Zorla ve şiddetle Müslüman ülke düzelir mi? Evet. Müslüman anlayacağı Kur'an'dır. Kur'an ahlakıdır. İslam birliğini teşvik etmesi lazım eğer düzelmeden istiyorlarsa, iyi olmanı istiyorsa. Diyecek ki ey Irak halkı niye İslam birliğini istemiyorsunuz? Müslümanlar birleşin demesi lazım. İnşallah. Eğer huzur ve mutluluk istiyorsa. Evet. İnşallah. Müminler zaten direkt olarak salih amellerde bulunuyorlar, savaşıyorlar, mücadele ediyorlar. Münafıklar ise devamlı surette işte yapacağım, edeceğim şeklinde yeminlerde bulunuyor inşallah. Bakara suresi 204. ayette Allah, şeytandan Allah'a sanırım, kalbindekine rağmen Allah'ı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır diye bildiriyor inşallah münafıklar için. Bir de bak Allah'a da şahit, Allah'ı çok anar onlar münafıklar. Hocam evet. Yemin etmek buna girer mi yani? Mesela çokça yemin eden insanların da... İşte yalan olarak yemin ediyor. Evet. Yani sürekli yemin eder. Sürekli Allah, evet. Allah şahidimdir der. Abi ona Allah'tan yapıyor, kork tabii. Denildiğinde büyüklük gururu onu günaha sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yataktır o. Bakara suresi 206. ayet. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ipine sığınanlar başka, onlara zillet, zorluk damgası vurulmuştur. Kur'an'ı anlamadıkları ifade ediliyor. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Diye buyuruyor Ali İmran suresi 7. ayette. Ya, münafıklar da işte en bariz benim günlerden beri anlattığım odur. Bak evlilik sünnetini iyi yapar münafık. Yemek yemeğine ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider, onu çok iyi yapar. Namaz kılar, onlar namazlar bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, böyle tecrit edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evlenememek gibi zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa namaz kılar yani namazdan bir şey kaybetmez o. Oruç da tutuyor. Yani hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa dinsizler de oruç tutuyorlar. Yani onlarla beraber. Çünkü mecbur hissediyor kendini. Ha, ben de tutayım, ayıp olur gibisinden tutuyor. Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor. Kilo almıştım biraz diyor. Diyet olarak. Ha, diyet olarak tutuyor tabii. İnşallah. Hakikaten iyi geliyor bana. Açılıyorum ya diyor, oruç tuttuğumda diyor. Yemek yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor diyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Hı hı. Üstten ve alttan, iki taraftan. Evet. Sapır sapır münafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki, bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Evet. Bir kısmı da Peygamber'in onları kandırdığını söylüyor. Evet. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor, haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor. Sonunda Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah. Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı, putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor. Tabii onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında yani zoru görmen dışında bir mümin ortaya çıkması olmuyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların ipine sığınanlar başka, onlara zillet, zorluk damgası vurulmuştur. Kur'an'ı anlamadıkları ifade ediliyor. Sana kitabı indiren odur. Ondan kitabın anası, temeli olan bir kısım ayetler muhkemdir.
diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise biz ona inandık, tümü Rabbimizin katındandır derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez diye buyuruyor Ali İmran suresi 7. ayette. Yani münafıklar da işte en bariz benim günlerden beri anlattığım odur. Bak evlilik sünnetini iyi yapar münafık. Yemek yemeğine ilgili bütün sünnetleri çok iyi yapar. Hac da gezme gibi gider, onu çok iyi yapar. Namaz kılar, onların namazları bir gösteriştir diyor. Tehlikeye giremez. Yani mesela Allah uğrunda hapse düşmek, hakarete uğramak, iftiraya uğramak, ezilmek, böyle tecrid edilmek, sosyal baskı görmek, işinden atılmak, evlenememek gibi zorluklara giremez. Yani mesela mesleğine bir şey demiyorsan, malına mülküne bir zarar gelmiyorsa namaz kılar yani namazdan bir şey kaybetmez o. Oruç da tutuyor. Yani hatta birçok yerde, iş yerinde oruç tutuyorsa dinsizler de oruç tutuyorlar. Yani onlarla beraber çünkü mecbur hissediyor kendini. Ben de tutayım, ayıp olur gibisinden tutuyor. Veyahut diyor iyi geliyor sağlama diyor. Kilo almıştım biraz diyor. Diyet olarak. Ha, diyet olarak tutuyor tabii. İnşallah. Hakikaten iyi geliyor bana. Açılıyorum ya diyor, oruç tuttuğumda diyor. Yemek vaktim alıyor diyor. Oruç tutmadığımda vaktim de iyi oluyor diyor. Evet. Ama zorlu savaşlara giremiyorlar. Zorlu mücadelelere. Mesela Peygamber Efendimiz'in sahabelere yaptığı bir mücadele var. İki taraftan sıkıştırılıyor Müslümanlar. Bir üstten ve alttan, iki taraftan. Evet. Sapır sapır münafıklar dökülmeye başlıyor böyle ortamda. Diyorlar ki, bir kısmı diyor ki Allah hakkında zanlara başladılar diyor. Allah hakkında. Allah var mı yok mu onun şey yapıyor. Bir kısmı Resulullah hakkında zanlara başlıyor. Evet. Bir kısmı da Peygamber'in onları kandırdığını söylüyor. Evet. Yani bak diyor işte bugün artık bittik diyor. Her taraftan sarılıp bizi öldürecekler diyor. Hani Allah vardı diyor. Haşa. Hani peygamber doğruydu diyor. Haşa. Peygamber bizi kaldırdı diyor. Sonunda Müslümanlar yine zafer kazanıyorlar ki şehit de olabilir orada. Hepsi şehit de olabilir. O da bir hayırdır. Sonra kişilikleri ortaya çıkmış oluyor işte o ortamda. İnşallah. Yani mesela hicrette ortaya çıkıyor. Peygamberle beraber hicret etmek istemiyorlar. Malı var, mülkü var, karısı var. Bırakmak istemiyor çoluğu çocuğu. Yani putlaştı, putunu bırakamıyor. Samimiyetli olanlar o zaman ayrışıyor. Tabii onda ayrışıyor. Yoksa onun dışında yani zoru görmen dışında bir mümin ortaya çıkması olmuyor. Yine başka bir Ali İmran Suresi 120. ayette, şeytanın Allah'a sınırım. Size bir iyilik dokununca tasalanırlar. Size bir kötülük isabet ettiğinde ise buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların hileli düzenleri size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır. Allah hileli düzenler kuracaklarını haber veriyor. Planlar, komplolar kurabileceklerini bizi haberdar etmiş oluyor. Bunlara karşı müminlerin de yine Allah'a tevekkül etmeleri bildirilmiş oluyor. Haber vermiş oluyor. Tabii her ülkede hepsini yaratan İnşallah. Allah çünkü. İnşallah zorluk anında Allah özellikle yaratıyor ki münafık zaten ortaya çıksın diye inşallah. Evet. Ali İmran suresinde bu anlatılmış inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. İnşallah. Mesela gelin, şimdi aslımızda da değil mi diyoruz? Diyoruz ki Darwinizme, materyalizme karşı mücadele edelim. Dinsizliğe karşı mücadele edelim. Ya çok tehlikeli adamlar diyor ya. Diyor. Şimdi bir çoluk çocuk var diyor. Ben okuyorum diyor. Bir öğrenseler beni diyor. Okuldan atarlar diyor. Ben yapamam diyor. Ama siz maşallah çok iyi faaliyet yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum size diyor. Tebrik ediyorum diyor. Siz devam edin kaldığınız yerden diyor. Yani bundan da kalmıyor. Bakıyorsun yine Müslümanların dedikodusunu İnşallah. Yapıyor. Allah bizi koruyor diyor. Yani çok tehlikeli adamlar diyor. Ne işimiz var bizim yani? Niye Masonları biz karşımıza alalım? Niye dinsizlere, niye PKK'yı karşımıza alalım? İddia edilen Ergenekon örgütünü niye karşımıza alalım diyor adam.
İnşallah. Benim çoluk çocuğum, ailem var diyor. Bayağı tehlikeli olur benim için diyor. Öyle olunca da işte İslam hakim olmuyor. İslam hakim olmayınca da kendi hayat kaliteleri de düşüyor. Kendileri de sürünüyorlar. Evet. Kendileri de acı içinde. Korku ve dehşet içinde yaşıyor. Zaten ayet ediyor ya, izlerler haberlerinizi dışarıdan diyor. Ama evet, korkuyla izliyor. Panik evet, halinde. İnşallah. Kafirlerden de korkuyorlar. Onlara da katılamıyorlar. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diye şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onu söylüyor inşallah. Ve savaş zamanı da zaten savaşın neden ortaya çıktığını, niye cihat etme ortamı olduğuna şikayetçi olmaya başlıyorlar. Şöyle buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresi 77. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin dediler. Mesela şimdi asrımızda da mesela basından korkuyor. Ya herhangi bir şekilde hukuki bir müdahale yapılmasından korkuyor. Veyahut kendine bir iftira edilmesinden korkuyor, bir laf söylenmesinden korkuyor, bir söz olmasına. Ya evliliğinin engellenmesi, mesleğinin engellenmesi, yemesinin içmesinin, keyfinin engellenmesi. Ya bunlar en korktukları konu oluyor. Bu dinin çok üstünde oluyor onlar için. Evet. Kur'an buna işaret etmiş oluyor.